Mahallesi mensupları ilimiz Mihal Gazi ilçesine bağlı Alpabut ve Atalan mahallelerinde Eti Bakır Anonim Şirket tarafından yapılması planlanan Alpabut Atalan Altın Gümüş Maden Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi, Hazır Beton Tesisi ve Su Temin Göleti Projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuru yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz süreçte söz konusu projeye karşı olduğumuzu yaptığımız basın açıklamasıyla Eskişehir kamuoyuna da bildirmiştik. Projenin incelenmesinden öncesi kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle ilgili firma tarafından geri çekilen projede herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmeksizin tekrar bakanlık onayına sunulduğu anlaşılmış olup çevre katliamına yol açacak söz konusu projeye karşı olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha bildirme gerekliliği hasıl olmuştur. Geçmiş tecrübelerimizi bize gösterdiği şekilde bu gibi proje örnekleri ülkemizin birçok bölgesinde çevre felaketlerine yol açmış, telafisi mümkün olmayan kalıcı zararlara neden olmuştur. Özellikle Çanakkale Kaz Dağları, Erzincan İliç, Ordu Fatsa bölgelerinde açılan maden ocaklarının doğaya ve canlı hayatına zararları da ortadadır. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle binlerce ağaç kesilmekte, siyanür kullanımı ile su ve toprak zehirlenmekte, tarım alanları tahrip edilmekte ve biyolojik çeşitlilik yok olmaktadır. Projeye ilişkin çevresel etki değerlendirmesi, yani ÇED raporunda ünitelerin kapladığı toplam alanın 2740 hektar olacağı ve 15 yıl boyunca bölgede faaliyet gösterileceği, senede yaklaşık 12 milyon ton gazı yapılacağı, patlatma ve açık ocak işletmeciliği ve siyanürlü yığın liç yöntemiyle altın ve gümüş çıkartılmasının hedeflendiği belirtilmektedir. Bilindiği şekilde projenin yapılmasının planlandığı alan Sakarya Vadisi olarak anılmaktadır. Söz konusu bölgede 28 endemik bitki türü ve 128 kuş türünün yaşadığı bilinmekte ve bölgede birinci derece sit alanı vasfına haiz bulunmaktadır. Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki ülkemizin narenciye, sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan en önemli üretim alanlarından olan bölgede söz konusu projenin uygulanmasıyla tarımsal üretim bitecek, endemik bitki türleri ve canlı varlığı ciddi oranda yok olacaktır. Ayrıca bölgede bulunması planlanan maden sahasının Sakarya Nehri'ne yakınlığı ve projenin Erzincan İliç'teki maden ocağından 5 kat daha büyük olması yöre halkının çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunda göstermektedir. Bilindiği gibi Şubat 2024 tarihinde İliç'teki Çöpler Altın Madeninde siyanür liç yöntemi işleminden sonra depolanmış devasa büyüklükteki toprak yığını heyyalara dönüşerek 9 maden işçisine de mezar olmuştur. Madenin kurulması ülkemizin ve şehrimizin iklimi ve doğasıyla öne çıkan bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın geçim kaynağı olan meyve, sebze ve örtülü tarımın yok olmasına da sebep olacaktır. Cevheri ayrıştırmak için kullanılacak siyanürün ve pasa içerisinde bulunacak ağır metalleri, arsenik, kurşun, civa benzeri metallerin doğaya karışması sonucunda tüm canlılar ve ekosistem geri dönüşü olmayan zararlara da maruz kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 56. maddesi herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir demektedir. Söz konusu projeye yürürlükteki mevzuatımız uyarınca ÇED olumlu kararının verilemeyeceği kanaatindeyiz. Belirttiğimiz gerekçelerle buradan vicdanı hür, kamu sağlığına önem veren tüm yetkilileri görevlerini icra etmeye davet ediyor, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkınıza saygı duyulmasını ve desteklenmesini talep ediyoruz. Bizler Eskişehir Barosu olarak yapılmak istenen bu doğa katliamına karşı olan mücadelemizi önceki dönemde olduğu gibi bundan sonra da yılmadan sürdüreceğimizi, sürecin takipçisi olduğumuzu Eskişehir kamuoyuna saygılarımızla bildiriyoruz. Değerli basın mensupları, ayrıca şunu da belirtmek isterim ki her işte ahlak arandığı gibi siyasetin de bir ahlakı olması gerektiği kararındayım. Yerel seçim öncesi Eskişehir kamuoyunun gündemine gelen bu konu toplumsal baskı ve seçimdeki oy kaybı endişesiyle durdurulmuş, ancak yerel seçimden sonrası
proje hiçbir değişiklik yapılmadan tekrar eski kamuoyunun gündemine gelmiştir. Ben burada sizler huzurunda, burada görevli olan idarecileri, devleti yönetenleri ahlaklı davranmaya, halkı kandırmamaya, halkın aklıyla da alay etmemeye davet ediyorum. Katıldığınız için hepinize de saygılarımı sunuyorum.